أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مؤمنون سورة birinci ayette beraberiz. Sûre el-Mu'minun İngilizce'de bu şekilde veyahut The Believers şeklinde geçiyor. Bir ile demek ardındaki ismin son harekesini ili yapıyor. Normalde İsmullahi yani Allah'ın ismi derken İsmullahi iken bi'den dolayı bir İsmillahi şeklinde olmuş. Zamanla da Bismillahi şeklinde okunur hale gelmiş. Er-Rahmani Rahman, Er-Rahimi Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiydi. İngilizce'de bu ifade şu şekilde. In the name of Allah, Allah'ın adıyla the most gracious Rahman, the most merciful, Rahman, Rahim, Allah'ın ismiyle. Kad ifadesi muhakkak, elbette anlamında eflehe, kurtuldu demektir. Kurtuluşa ermiştir veyahut kurtuldu anlamında çevirmek mümkün. El-mu'minun, müminler kurtuluşa ermiştir, müminler kurtulmuştur. Veyahut bunu gelecek zamanmış gibi düşünüp müminler kurtuluşa erecektir gibi çevirmek de mümkün. Successful. Yani bu successful, başarılı olanlar. Indeed. Yani gerçekten başarılı olanlardır. The believers. Yani iman edenler gerçekten başarılı olan kimselerdir diye İngilizce'de kurtuluşa ermeyi başarılı olmak şeklinde almışlar. Ellezine amen hum. Onlar fi salatihim namazlarında haşi'un. Onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Bu müminlerin özelliğini anlatan ayet-i kerimeler bunlar. Ellezine diyerek yani müminleri tanımlıyor. El mu'minune ellezine. Yani müminler namazlarında huşu olan, içerisinde olan kimselerdir. Those who offer deyes salat, namazlarını sunanlardır. Bu of yerine bazen establish, bazen do, bazen perform gibi ifadeler de kullanılabiliyor. Yani namazı sergilemek, namazı kurmak, namazı yapmak gibi ifadeler de kullanılıyor. Salat, prayers. Dua anlamına geliyor bu kelime. Prayers. Dua. With all solemnity. Solemnity ciddiyetle şeklinde yani huşu içerisindeki ifadeden anlaşılan şey bu. Ciddiyetle and full submissiveness yani tam bir teslimiyetle teslimiyet halinde namazlarındadır. Yani dolayısıyla namazı kılıyorken bir müminin tam bir ciddiyet hali içerisinde olması lazım. Namaz kıldığının farkında olması lazım ve namazında aynı zamanda da gücü yettiği oranda da ne söylediğini biliyor halde olması lazım. Çünkü ciddiyet sadece görüntü anlamında bir ciddiyet değil. Yani namazda bir şekliyle Kur'an okuyoruz. Okuduğumuz şeylerin içerisinde zaman zaman dualar söz konusu. Ve ne dediğimizi bilir halde olmamız lazım. وَالَّذ۪ينَهُمْ yine onlar اَنِ اللّٰغْوِ bu lagvi ifadesi boş söz, kötü söz boş, kötü davranış anlamında gereksiz sözler yani anil lagvi mu'ridun. Onlar boş ve gereksiz sözlerden yüz çeviren kimselerdir. And those who turn away onlar yine an şeklinde who turn away yüz çeviren from el lagu bu lagu ifadesini dirty, kirli false, sahte, evil, kötü, vain, boş, talk. Yani kötü konuşmalardan uzak duranlardır. Burada nedir? Kötü, kirli konuşma, yani pis konuşma, sahte konuşmalar, kötü konuşmalar, boş konuşmalar, aynı zamanda falsehood, sahtelikten, and all that Allah has forbidden, yine Allah'ın yasaklamış olduğu bütün her şeyden uzak duran kimselerdir.
Burada şunu söylemek lazım. Bir insan, bir mümin boş işlerden, gereksiz işlerden, kendisine ve karşıdakine fayda vermeyecek işlerden uzak durmalıdır ve bunun da bu dengeyi de ayarlayabilmelidir. Çünkü sürekli kendisinden çalar bir halde olur. Boş işle uğraştığı vakit o kişinin müminliğinden eksilmeler olur. Buna dikkat etmesi lazım. Yine bir başka özellik, vellezine diyerek anen, hum, onlar, lizzekat, onlar zekatı fe'ilun. Fe'ilun yapmak anlamında, yapıcı olmak. Biz burada zekatı verecek, zekatı gerçekleştirecek olan kimselerdir. And those, bu kimseler, who pay the zekat, zekatı veren kimselerdir. Tabi zekatın ne olduğuna dair, ne kadar verilmesi gerektiğine dair araştırmalar yapılabilir. Gücü yettiği oranda insan zekatını dilediği zaman verebilir. Tabi bu kendisini ve ailesini sıkıntıya düşürmeyecek şekilde olmalıdır. Vellezine anen hum, yine bir başka özellik, bir furucihim. Furuci ifadesi namus anlamında kullanılıyor. Hafizun, yani onlar namuslarını koruyan kimselerdir. And those who guard their chastity, yani o kimseler namuslarını koruyan kimselerdir. Private parts, özel uzuvlarını from illegal sexual acts, yani yasal olmayan zina usulü bir ilişkiden kendi namuslarını koruyan kimselerdir. Müminlerin böyle bir özelliği de söz konusu. Ve bu kimseler ille, yani bir önceki ayet-i kerimenin ille derken hariç ale ezvacihim, ancak bu kimseler namuslarını eşlerine karşı evme meleket eymanuhum veyahut sağ ellerine sahip oldukları. Burada kasıt olarak cariyeler kastedilmekte. Cariyelerin dışındakilerdir. Bu hususunda ne olduğuna dair araştırmalar yapılabilir. Fe innehum, bu yüzden, bundan dolayı innehum, onlar gayru melumin, bundan dolayı kınanan kimseler değillerdir. Except from their wives, eşleri hariç, o the slaves, köleler, that their right hands possess, yani sağ ellerinin sahip oldukları dışında, for them, bu yüzden, bundan dolayı they are free from blame, yani suçlanmaktan bağımsızdırlar. Kişi bu zina boyutuyla çok sıkıntılı bir sürecin içerisine girmektedir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden biridir. Bayan erkeğin ilişkisi ancak yasal bir çerçevede, yasal bir çerçeve derken İslami kurallar içerisinde olmalıdır. Bunun şahitleri olmalıdır ve o insanlar artık birbirlerinden sorumludurlar. Yani bayana eşi sorulduğunda ya da erkeğe eşi sorulduğunda herkes tarafından bilinir bir halde olmalı. Öyle tutup kimin kimle gezip tozduğu bir düzen dinen haramdır. Yani İslamca bu zina görülmektedir ve haram. Ama menüptega bu isteyen anlamında, verae ardında zelke, bunun ardında isteyen, bunun ardında bir şey isteyen fe ule ike, işte o kimseler humul adun, işte bu kimseler haddi aşan kimselerdir. But whoever, her kim seeks beyond that, her kim bunun ötesinde bir şey arıyorsa, then those are the transgressors, işte bu kimseler haddi aşan kimselerdir. Burada hadden kasıt Allah'ın koymuş olduğu sınırları, Allah'ın koymuş olduğu haddi aşan kimselerdir. Ve bu kimseler de yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Yine bu ara verildikten sonra bu kimseler eğer nedir? Namazlarını kılmıyorlarsa, boş ve gereksiz sözlerden uzak durmuyorlarsa, zekatlarını gereğince vermiyorlarsa ve namuslarını korumuyorlarsa, İşte bu kimseler haddi aşan kimselerdir. Vellezine, yine müminlerin özelinden bahsederken, vellezine hum, işte bu kimseler li emanetihim, bunlar emanetlerine ve ahdihim, ve vermiş oldukları sözlere raun,
uyan kimselerdir. Onun gereğini yerine getiren kimselerdir. Those who are faithfully true, onlar sadık bir şekilde true, doğrudurlar. De emanet, emanetlerine. Emanetten kasıt burada parantez içerisinde all the duties which bütün sorumluluklar, görevler Allah has ordained, Allah'ın emrettiği bütün sorumluluklar, honesty, namus, moral responsibility, ahlaki sorumluluklar and trust. Aynı zamanda da kendilerine verilmiş olan bir takım emanetleri layıkınca koruyan and to their covenants, aynı zamanda da sözlerine, ahitlerine bağlı olan kimselerdir. Müminler böyle bir özelliğe de sahip. Yine aynı zamanda vellezinehum ale salavatihim, onlar namazlar üzerine salavatihim yuhafizun, onlar namazlarını da yuhafizun, koruyan kimseler. Burada bakınız hafizun ifadesi yukarıda aynı zamanda namuslarını koruyucudurlar şeklinde geçen bir ayet-i kerime söz konusuydu. Burada da hafaza derken aynı kelime geçmektedir. Burada şöyle bir yorum yapılabilir mi acaba? Yani namaz Müslümanın namusudur. Nasıl kendi namusuna sahip çıkıyorsa namazına da ibadetine de Müslüman sahip çıkmalıdır. And those who strictly guard their koruyan kimselerdir. Five, compulsory, zorunlu, congregational. Bu congregational'dan anlamda nedir? Cemaat namazı gibi yorumlanıyor. Yani topluca şeklinde salavat, prayers, namazlarını at the fixed stated hour. Yani o kendilerinin tam tespit edilen dost doğru bir zamanda ne yaparlar? Tespit edilen ve belirtilen zamanda, sabit bir zamanda o namazı kılarlar. Her namazın bir süresi vardır biliyoruz. Bu ezan okunduktan sonra başlar ve belirli bir vakit içerisinde bu namazın kılınması gerekir. En güzel de nedir? İlk anda kılınan namaz. İlk anda ezan okunduğu anda, hatta ezan okunurken abdest alıp hazır beklemek ve eğer şartlar uygunsa namaz için camiye gitmek, uygun değilse evde en güzel şekilde namazı eda etmek gerekmektedir. Yani bu uygunluk uygun değillik mevzusunda neden söylüyorum? Yani Türkiye'de maalesef camiler çok uzak. Belki çok büyük camiler yapılıyor ama camiler evlerden birkaç kilometre uzakta bile olabiliyor. Dolayısıyla o sıkıntı oluşturabilir belki. Normalde nedir? Daha küçük küçük camileri yapıp daha böyle mahalle aralarına yerleştirilebilir diye düşünüyorum. Yani cami ne kadar büyük olursa olsun zaten vakit namazlarındaki cemaatin sayısı da maalesef çok az. Onun yerine böyle belki her eve birkaç yüz metre uzaklıkta bir cami olsa, küçük de olsa, o cemaat oraya gidebilir. Bu anlamda eğer kişinin imkanı varsa cemaatle namaz kılmaya, eğer yoksa da abdestini alıp ezanı bekler bir halde olması lazım. Tabii şartlar bunun için uygunsa, eğer uygun değilse de mümkün olan en kısa zamanda namazını kılmalı. Ulaike, işte bu kimseler humul varisun, işte bu kimseler mirasçı olan kimselerdir. These are indeed the inheritors. İşte bu kimseler mirasçı olan kimselerdir. Peki neye mirasçı olacak bu kimseler? Onda bir sonraki ayette söylüyor. Ellezine, işte onlar, yani en kimseler, yarısunel firdevse, firdevs cennetine mirasçıdırlar. Hum fihe, işte onlar orada halidun, ebedi olarak kalıcıdır. Burada müminlerin özelliğini belirttikten sonra onların mirasçı olduğunu söylüyor Rabbimiz ve nerede kalacaklarını da net bir şekilde bildiriyor. Who shall inherit the firdevs?
Yani Firdevs'in mirasçıları olacaktır. Firdevs cennette bir yerin ismi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eğer cennet isteyecekseniz Firdevs cennetini isteyin şeklinde hadiste buyuruyor. They shall dwell therein forever. İşte onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar diyor. Rabbim bizlere ve evlatlarımıza bu Firdevs cennetine varis olabilen kullardan olabilmeyi nasip etsin. Aynı zamanda bu varis olma hakkını elde edebilmek için de Müminin suresinde ilk 10 ayet, kısaca öyle diyelim, arada bazı istisnalar var, ayetin hani hariç falan deniliyor ama genel anlamda ilk 10 ayette müminlerin kimlerin Firdevs cennetine varis olacağını Rabbimiz bildiriyor. Bu özellikleri yaşayabilen kullarından eylesin Rabbim bizleri. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahu'l-azim.